Hoş geldiniz hanımım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun hanımım. Bir an evvel iyileşin diye sabaha kadar dua ettim. Ama şimdi iyisiniz şükür değil mi? Hadi gevezeliği bırak da koş yatağı hazırla. Yatağı çoktan hazır. Limonatalar, şerbetler kaynattım size. İçersiniz değil mi? İçerim Gülizar. Hadi Gülizar, işinize bak. Yavaş. Rahat mısın? Benden istediğin bir şey var mı? Hayır abi, teşekkür ederim. Bak, hazır hasta nazı durumundayken bir şey istiyorsan söyle. Yeni bir araba falan hemen gidip alayım ha? Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet. Biz çıkalım. Bir şeye ihtiyacın olunca seslen. Ne oluyor sana? Ne mi oluyor? Hiç, ne olacak? Halide geldi diye seviniyorum. Daha iki gün önce Halide'yi kovdum diye bana kızıyordun. Ne oldu şimdi? Niye surat asıyorsun kızcağıza? Hata etmişim, tamam mı? Tamam değil. Artık bu evde küslük, dargınlık istemiyorum. Hemen şimdi her şeyi konuşup halledeceğiz. O zaman söyle hemşirene de bundan böyle bana insan gibi davransın. Canım bir hata yapmış ve yaptığının cezasını fazlasıyla çıkıyor zaten. Senin de bir olgunluk gösterip bunu affetmen lazım değil mi? Etmedim mi zannediyorsun? Nerimanlardayken ayağına kadar gidip özür bile diledim. Çiftliğe geri dön, abinle seni barıştırayım dedim. Hakaret üstüne hakaret. Bir kovmadığı kaldı beni. Neriman'la Kemal şahidimdir, onlara sor istersen. Kaçırttı, dövdü, ses etmedim. Çiftliğe geldiğim günden beri her Allah'ın günü hakaret, aşağılama, ses etmedim. Ama artık yeter. Eğer bundan böyle üstüme gelirse misiliyle karşılığını görür Muzaffer. Haberin olsun. Afiyet olsun usta. Bakalım beğenecek misin? Estağfurullah. Zahmet etmiş, emek vermişsin. Beğenmemek ne demek? Oo, kıyma da koymuşsun. Bir sürü masraf ettirdik demek sana. Aman, 200 gram kıymanın lafı mı olur Allah aşkına? Ay ne olur doğruyu söyle usta. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Rahmetli anamın yemekleri gibi olmuş. Ellerine sağlık. Vallahi mi? Beğendin yani ha? Yiyebilsem bütün tencereyi yerim. Sen otur usta, ben bakarım. Kemal sen misin? Gel gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Pakize'nin bir yemek sözü vardı bana. Kıymalı patates yapmış, getirmiş sağ olsun. Yersin değil mi? Afiyet olsun usta.
Ben hallettim o işi. Aa, olur mu canım öyle şey? Ben bir tabak getireyim, yersin bir lokma. Hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Aşk olsun usta. Sana gelmem için illa kötü bir şey mi olması gerekiyor? Öğleden sonra izinliydim. Kalktım geldim. Rahatsız ettiysem gideyim. Alınma canım hemen. Lafın gelişi söyledim. Çiftlikte işler nasıl gidiyor? Delirtebildin mi bari Güllü'yü? Maşallah senin de her şeyden haberin var Pakize. Ne sandıydın? Var tabii ki. Birbirimizi yiyoruz işte. Bakalım kim önce delirirse. Usta, bununla ilgili bir özlü sözün yok mu? Aç ayı oynamaz. Ya yemeğimizi yiyelim önce ya. Allah Allah. Afiyet olsun. Sağ ol baba. Zaloğlu'nun parası demek de pek güzel oluyor be. Oğlanın üstüne fazla var mı Hamza? Niye ben mi? Eşeğe binmek bir ayıpsa inmek iki ayıp. Hem hazır açığını yakalamışken şimdi üstüne varmayacağım da ne zaman varacağım ha? Lan oğlum, her zatı dayısından sebep baştan aşağı kin olmuş. Burasına gelir acısını senden çıkarır alimallah. Zaten sağ kalsa kızımızın üstüne oturak hep. Allah aklı bir tek sağa vermiş değil mi reçten? Estağfurullah. Estağfurullahsa dinle. Aha şuraya yazıyorum. Güllü Kemal'i bilerek çiftliğe aldırdı. Çüş. Ya çüş. Yarın bugün Muzaffer'e nallara diktirip malın mülkün üstüne konacaklar hepsi. Değil mi lan baba söyle yanlış mıyım? Benim de sabrım taşmaya başladı Reşit. Bari sen buna uyma kurban. Uymayayım ama yarın bugün Kemal Güllü'yü kaçıracak diye ödüm kopuyor. Yalan de. Eskiden yapmadı işte. Siz baba oğul manyamışsınız be. Kaçsalardı şimdiye kadar 50 kere kaçarlardı. Ben ortaya laf olsun diye konuşmam efendiler. Madem benim akıllarımı beğenmiyorsunuz, buyurun. Baba oğul bu meselenin üstesinden siz gelin. Nasıl gelecekseniz. Cehenneme kadar yolum var lan. Hafız. Benim burama kadar geldi kardeşim ya. O sürmeli eşek Allah'ın günü benden avant alıyor ya. Yemin ediyorum ne yapacağım bilmiyorum ha. Ya söyle dayına geçsin. Ne söyleyeyim Hafız? Nasıl söyleyeyim ha? Ya dayı ben bu fabrikada çalışıyorum desen Muzaffer Bey çekip seni vuracak değil ya. Ben vurmasında değilim Hafız. Döndüm dolandım yine dayımın eline muhtaç oldum ya. O bana çok koyuyor Hafız. Çok. Ama yok. Yarın öbür gün kendime iş bulacağım. Yemin ediyorum. Dayına muhtaç oldum diye üzülme. Daha önce de söyledim sana. Annenden dolayı tarlada, dapanda, fabrikada, çiftlikte senin de hakkın var. Zinhar bunu unutma. Sağ olasın. Hadi buyurun, sofra hazır. Afiyet olsun.
Ben artık gideyim Neyze. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.